15 yıldır süren polisiye dizi Arka Sokakların Rıza Babası Zafer Ergin, Etiler'de karşımıza çıkıyor. Efendim dizi hayırlı olsun, tekrardan başladı. Evet. Evet. Başladık. Uzun yıllar süren proje hala da devam ediyor maşallah diyelim. Evet, 15 yıl oldu, hala da devam ediyoruz. 78 yaşındaki Ergin dizinin 15 yıl daha ekranda olmasını dilediğini söylüyor. Bir 15 yıl daha. İnşallah. Yorgunluğu yok o zaman bu 15 senenin. Yok, gayet iyiyiz. Ya yaptığınız işten memnun kalırsanız ve belirli bir seyirciyle de iletişim halinde olabilirseniz, bu beğeni de değerli olursa şayet sizin için, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz, düşünürseniz, o güzel bir şey oluyor tabii. Biz de öyle düşünüyoruz. Seyirci 15 yıldır bize bayağı ilgi gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yeni deyimle bahtiyar oluyoruz. Usta oyuncuya sürekli polisi canlandırmaktan sıkılmadınız mı diye soruluyor. Şimdi polis, yalnız bir şeyi ayırt etmek lazım. Bizim yaptığımız oyunculuk polislik değil yani. Bazen seyirciler, yahu bizim bir derdimiz var, şuna çare olur musun falan diyorlar. Bu arada emniyet üst kademesindeki bazı eskiden dost olduğum arkadaşlar diyorlar ki, yahu sizin yaptığınız işi gelip bizden hesabını soruyorlar. Onlar çabucak hallediyor, siz niye bu kadar sallanıyorsunuz diyorlar. Şikayetçi oluyorlar. Tabii bu yaptığımız bir oyun. Ama iyiye, doğruya ve güzele gittiğimizin farkındayız hepimiz. Bu yolda da devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Hepinize sonsuz sevgiler sunuyorum. Geçen ay ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin, Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruk'a Ferhan Şensoy'un kendisine teslim ettiği kavuğu devretmiş, bu durum tartışmalara neden olmuştu. Zafer Ergin konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor. Şevket Bey'in bir kavuk olayı var biliyorsunuz. Evet tabii, çok güzel bir olay bu. Şevket her zaman zaten hep gönlümüzde, başka yerde tutuyoruz bütün arkadaşlar. Büyük bir fedakarlıkla tiyatrosunu açtı. O kavuğu da hak etti. Hatta hepimiz özendik, birer de kavuk biz mi yaptırsak diye. Şevket'in hakkıydı. Çok güzel, çok anlamlı bir ödül bu. Böyle ödüller de sanatçıları motive etmekten öte değerlendirmenin de olduğu kanısını uyandırıyor. Halkın değerlendirdiği kanısını da uyandırıyor. O da bize mutluluk veriyor. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Size kolaylıklar diliyorum bu zor şartlar altında yaptığınız görev için. Teşekkürler, hoşça kalın. Sağ olun, çok mersi. Başka bir hayat var arka sokaklardan.